Son dersimizde nerede kalmıştık hatırlayalım. Kişi başı 1 milyon dolar krediye ihtiyacı olan 1000 kişi vardı. Krediler için %10 faiz ödeyeceklerdi. Bu bankadan kredi almışlardı. Bu banka ticari bir bankadır. Banka 1 milyar dolar kredi kullandırdığını ve bu faiz ödemelerini alacağını söylüyor. Şimdi banka ne söylemiş onlara bir bakalım. Kredileri kullandırdığım için kasamda para kalmadı. Kasamı tekrar parayla doldurmak istiyorum. Bilançomda yine nakit varlıkları görmek istiyorum ve en iyisi bu kredileri satayım. Bu bankanın düşüncesi. Sonuçta buradaki ticari banka vermiş olduğu konut kredilerini gruplayıp bu paketi buradaki yatırım bankasına satmaya karar veriyor. Peki bunları satın alan yatırım bankası bu kredilerle ne yapacak? Bir yatırım bankası var. Burada da bankadan kredi kullanmış olan 1000 kişi var. %10 faiz ödeyecekler. Bütün geri ödemelerimizi artık bu yatırım bankasına yapacağız. Ancak yatırım bankasının işi kredi vermek veya kredileri bilançolarında taşımak değildir. Bu durumda yatırım bankası bir şirket kurar, tüzel kişiliği olan bir kuruluş oluşturur. Özel amaçlı şirket, değişik isimlerle adlandırabilirsiniz bunu tabii. Sonuçta ayrı bir şirket kuruyorlar. Bunu farklı bir renkle çizelim. Bu şirketi kurdular. Bu şirketi kurduklarında kredilerin geri ödemesine ilişkin haklarını bu şirkete devredecekler. Yatırım Bankası bu 1000 kişiye kredi açmış olan bankaya 1 milyar ödemişti ve bu kişilerin bundan sonraki ödemelerinin kendisine yapılması hakkını satın almıştı. Bu kredileri satın aldılar. Yatırım Bankası satın almış olduğu bu hakları yeni kurmuş olduğu bu özel amaçlı şirkete devrediyor. Yani bundan sonra kredi kullanmış olan tüm bu kişiler geri ödemelerini bu özel amaçlı şirkete yapacaklar. Bu şirkete kısaca ÖAŞ diyelim. Galiba buraya kadar anladık. Yatırım Bankası bu ÖAŞ'yi kurdu, kredileri bu yeni şirkete devretti. Şimdi de bu ÖAŞ'nin hisse senetlerini halka arz edecek. Bu ÖAŞ için diyelim ki 100 adet hisse senedi ihraç ediyor olsun. Bu özel amaçlı şirkette ne var şimdi ona bakalım. Bu şirket 1 milyar dolarlık kredinin geri ödemelerini toplayacak. 1 milyar dolarlık kredi alacağı var ve her yıl bu tutar üzerinden %10 faiz alacak. Yani her yıl 100 milyon dolar topluyor olacak. Bu özel amaçlı şirket 10 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar toplayacak ve bu 10 yılın sonunda kredilerin vadesi geldiğinde 1 milyar dolar ana para da bu şirkete ödenecek. Bu ÖAŞ'nin sahip olduğu varlık, bu geri ödemeler. Şirketin aktifi bu kredilerin ana para veya faiz geri ödemelerinden oluşuyor ve bu şirketin 100 adet hisse senedi var. 100 paya sahip, yani her bir hisse senedi bu şirketin %1'ine sahip. Bu hisse senetlerinin bir tanesini elinde tutan kişinin hakları nedir? Aslında neye sahip oluyorlar bu bir payla? Ona bakalım. Bir adet hisse senedi bana bu ÖAŞ'nin aldıklarının %1'ine sahip olma hakkı veriyor. Şuraya güzel bir hisse senedi çizeyim. 100 tane hisseden bir tanesi bana ait. Aslında 100 hisse senedi var demeliyim. Bu çok az oldu. Diyelim ki bu ÖAŞ için 1 milyon tane hisse senedi ihraç edilmiş olsun. 1 milyon hisse senedi diyorum ki daha gerçekçi olsun açıkçası. Yani her bir hisse bu özel amaçlı şirketin para akışının %1'ine sahip olma hakkını veriyor. Bu ÖAŞ'ye her yıl ödenecek olan 100 milyon doların 1/1'ine sahip oluyor her bir hisse. Bu da yıllık 100 dolar eder. Vadenin geldiği son yılda, 10. yılda ise ana para geri ödemesi olan 1 milyar dolardan payına 1000 dolar düşecek. Yani yatırım bankasının yapacağı şey bu ÖAŞ'nin hisse senetlerini çıkarmak ve bu hisseleri halka satmaktır. Satmak kelimesinin finansal terminolojide kullanılan tanımı halka arz etmek. Bunu daha önce tabii ki duymuşsunuzdur. Satmak, halka arz etmekle aynı şey. Bu hisseleri pek çok yatırımcı ve kurum almak isteyecek. Özellikle de emeklilik fonları, yatırım fonları, serbest fonlar, tahvil yatırımcılar gibi. Bu durumda para akışı ne şekilde oluyor onu biraz düşünelim. Bu gerçekten oldukça önemli. Kurulmuş olan bu özel amaçlı şirketin hisse senetleri halka arz edildiğinde bu hisse senetlerini satın alacak kişi veya kurumlar yatırım bankasına ödeme yapacaklar. Ve bu satıştan yatırım bankasının eline geçecek olan tutar doğal olarak yatırım bankasının ticari bankaya ödediği tutardan daha yüksek olacaktır. Ve yine diyelim ki bu tarz yatırım araçlarına çok talep var. İhraç edilen hisse senetlerinin tümü satılıyor. Bu hisse senetlerinin tamamı satıldığında diyelim ki bunlar için 1.1 milyar dolar ellerine geçiyor. Buradakiler yatırımcılar olsun. Bu yatırımcı grubu hisse senetlerinin tamamını satın alıyorlar ve hisse senetleri için yaptıkları ödemelerin toplamı da 1.1 milyar dolar. Yani 1 milyon adet hisse senedi için 1.1 milyar dolar ödediklerine göre hisse senedi başına 1100 dolar ödemiş oluyorlar. Her bir yatırımcı hisse başına 1100 dolar ödedi. Toplam tutar olan 1.1 milyar dolarda kurulmuş olan bu özel amaçlı şirkete gitti. Yatırım Bankası bu gayrimenkul kredilerinin taksit ve ana para geri ödemelerinin kendisine yapılması hakkını almak için 1 milyar dolar ödemişti. Şimdi bunu yatırımcılara 1.1 milyar dolara satıyor. Yatırım Bankası'nın burada yaptığı şey şu aslında, bu özel amaçlı şirketi kurmak üzere yasal prosedürü yerine getirip hisseleri halka arz etmek ve kredilerle ilgilenmek. Aslında Yatırım Bankası'nın kredilerle ilgilenmesine de gerek yok. Bu konuyu daha sonra açıklayacağım. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Krediyi veren ilk banka müşterilerden gelen geri ödemeleri toplamaya devam edip sonra da bu paraları özel amaçlı şirkete aktarıyor olabilir. Tabii bu hizmet karşılığında özel amaçlı şirketten küçük bir hizmet bedeli isteyecektir. Şimdi durumu özetlemeye çalışalım. Buradaki pek çok şahıs ev satın almak istiyor ve bunun için kredi kullanıyor. Toplam 1000 kişi vardı, her biri 1 milyon dolar kredi kullandılar ve toplam kredi tutarı 1 milyar dolar oldu. Bu kişiler kredilerini ticari bir bankadan aldılar. Hem ana para hem de kredi faizlerini kendilerine krediyi kullandırmış olan bu ticari bankaya geri ödeyecekler. Daha sonra bir yatırım bankası gelecek ve bu kredilerin tamamına ilişkin tüm ödemelerin kendisine yapılması hakkını satın almak istediğini söyleyecek. Ve bu yatırım bankası, ticari bankaya bu hakkın kendisine devredilmesi karşılığında 1 milyar dolar ödeme yapacak. Demek ki bundan sonra kredilere ilişkin tüm geri ödemeler yatırım bankasına yapılacak. Ne demiştik hatırlayalım, Yatırım Bankası özel amaçlı bir şirket kuruyordu. Gayrimenkul kredilerine ilişkin haklarını da kurduğu bu özel amaçlı şirkete devrediyordu. Bu özel amaçlı şirketin hisse senetlerini de halka satıyordu. Diyelim ki 1 milyon adet hisse senedi olsun. Ve Yatırım Bankası her bir hisseyi 1100 dolardan halka arz ediyor olsun. Bunun anlamı şu, Yatırım Bankası bu halka arzdan toplam 1.1 milyar dolar topluyor. Bu özel amaçlı şirketin değeri artık 1.1 milyar dolar oldu. Zaten bu değer de Yatırım Bankası'na aitti. Krediye ilişkin geri ödemeler artık özel amaçlı şirkete yapılıyor. Yatırım Bankası, ticari bankadan 1 milyar dolara aldığı hakları yatırımcılara 1.1 milyara satarak bu işten 100 milyon dolar kar elde etmiş oldu. Yanlış anlaşılmasın, her zaman bu kadar kazandıklarını söyleyemem. Ancak bu işlemlerde katkıda bulunan her kurum bir şekilde yarattığı katma değerin parasal karşılığını alıyor diye düşünün siz. Muhtemelen bu banka da bu işlemden para kazanmıştır. Komisyon almış olabilir veya kredileri biraz daha farklı bir değerle Yatırım Bankası'na devretmiş olabilir. Bu satılmış olan hisse senetleri ipoteğe dayalı menkul kıymetler diye tanımlanıyor. Unutmayın, bu anlattıklarım Amerika piyasalarındaki uygulamalar. Aslında bu finansal uygulamaların çoğu uluslararası geçerli, ancak yine de kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar, yine kısacası kurallar diyelim, bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebiliyor. Tanımlar da çok çeşitli. İpoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet gibi, ancak işin özü benim size şu anlattıklarımda. Bence bunun isminin menkul kıymet olması çok mantıklı olurdu. Her neyse, neden menkul kıymet diyorum? Çünkü ikinci el piyasada işlem görebiliyor. Bu hisse senetleri bize şirketin sahiplik hakkını da veriyor. Gayrimenkul kredisi verilirken alacak ödemeleri ipoteklerle güvence altına alınmıştı. İşte biz de bu şirketin hissesine sahibiz, yani ödemeler ipoteklerin güvencesinde. Kredi kullanmış olan tüm bu kişiler, kredilerine ilişkin tüm geri ödemeleri bu özel amaçlı şirkete yapacaklar. Ancak her ne sebeple olursa olsun, eğer bu kişiler kredilerini ödeyemeyecek duruma düşerlerse, bu ÖAŞ onların mülklerine el koyma hakkına sahip olacak. Bu yüzden buna ipoteğe dayalı menkul kıymet deniyor. Yani bu ÖAŞ'nin elinde insanların geri ödeyeceklerine dair vermiş oldukları söz yok. Bundan daha kuvvetli bir teminat var ortada. Paranın geri ödeneceğinin garantisi yapılmış olan bu ipotekler. Bu ÖAŞ'yi biraz daha düşünün. Diyelim ki kredi kullanan kişilerden birisi geri ödeme yapmadı. Bu 1 milyon kişide bir kişi eder. İstatistiksel olarak düşünün ya da istatistik konusuna fazla girmeyeyim. Bu durumda ÖAŞ'nin yapacağı şey şudur: kredisini geri ödemeyen kişinin evini satacak ve evin satış bedeli ÖAŞ'ye ödenecek. İşte ipoteğe dayalı menkul kıymet tam olarak budur. Umarım aklınız karışmamıştır. Bir sonraki derste konuyu bir üst seviyeye taşıyacağız ve teminatlı borç yükümlülüklerinden bahsedeceğiz. Daha sonraki videomuzdaysa daha filozofça bir yaklaşıma sahip olacak ve bu ürünler, bu yapılar niçin var, yararları nelerdir, bunların insanlara faydaları veya zararları neler olabilir, bunları anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.